türküler, çığlıklar, isyan, iskan hepsi var. Ama bunun hepsinin bir bağlamı var, bir yeri ve bir anlamı var. Ya öyle haybiye söylenmiş türküler değil onlar. O uzun havalarda, o ağıtlarda 400 yıllık bir geçmiş var. Ya öyle haybiye bir geçmiş de değil. 80 binden fazla hane, yüz binlerce hayvan 400 yıl önce 3-4 bin kilometrelik bir yolu aşıp geliyorlar Anadolu'ya. Ve bu Anadolu'ya gelen son büyük Türk boyu. 1600'ler. Biz Anadolu'ya gelen, toplu gelen son grubuz. Ve bunlar içinde barakların bence en önemli tarafı, bunda aslında beydiri var, içinde bayat var söylenenler, tabii bunları söylüyorum. Baraklar bugüne kadar iyi kötü bütün sürgünlere, göçlere rağmen kültürel değerlerini neredeyse eskiye yakın derecede koruyan toplum. Bunun da ötesinde ben bu ülkede de başka bir yerde yaşadığı coğrafyaya kendi adını verebilen bir topluluk da bilmiyorum. Barak Ovası, her ne kadar biz eskiden Barak Nahiyesi vardı, sonra Karkamış yaptılar olayı. Yani resmi hiçbir yerde Barak ismi geçmiyor Antep'te. Bir tek Barak Mahallesi. Ama buna rağmen Nisip, Oğuzeli, Karkamış, Suriye tarafında Münbiç, Çobanbey, yani Elbap o kısmı Barak Ovası. Adını koymuşlar yani bizim atalar o topraklara kendi isimlerini koymuşlar. Ben bunu muhtelif yerlerde yazdım, söyledim. Barakların şöyle bir fark var. Bugün hepimiz yani sosyolojik olarak üzerinde yoğun bir şekilde çalışması gereken bir tarafı var. Herkes Türk kimliği, Türkiye'lik gibi şeyleri konuşuyor mesela. Baraklar bunu doğal olarak halletmişler. Barak Ovası sadece Türkmenler yaşamıyor. Ama bugün herhangi bir Barak Ovası yaşayan herhangi birisine gidin, kolunu tutun, kimsin sen dediğinde Barak mıyım ben? Etnik tarafı, mezhepsel tarafı hiç girmez bile. Direkt Barak mıyım ben? Ve bu doğal bir şekilde gelişmiş. Ve bu ülkede var. Çok somut bir şekilde. Yani benim başlangıçta niyetim bu değildi, onu söyleyeyim. Ben başlangıçta Ömer abiye bir blogum vardı. Blogda bazı paylaşımlarım olmuştu. İşte hikaye tarzı, anı tarzı, fotoğraf tarzı. Aslında öyle başladı. Sonra bunun bir boşluk olduğunu fark ettim ve yanlış bilindiğini. Bir kitabın adı Seyidim Endi ama hani köyümü anlatıyorum. Ben köyümü anlatmadım aslında. Barak yaşamını, hayatını kendi anılarım çerçevesinde ve oradaki yerel değerlerle harmanlayarak anlatmaya çalıştım. Yani hatta somut fotoğraflarım da vardı orada. İkinci kitap Garıp'ta bakın bu odada oturanlar bile. Yani bence %99'u köy kökenlisi. Yani bilmiyorum, atadan babadan şehirli olan var mı bilmiyorum aramızda. Yoktur. Garıp'ın yazma nedeni de oydu. Şu an Türkiye'de yaşanan hemen hemen her şeyin temelinde olan şey köyden kente geçiyor. Eğitim, şehirleşme, hepsinin bu 50 ile 80, 90, 2000 arasında oldu büyük oranda. Niyetim o kitapta oydu, onu yapmaya çalıştım. O dönüşümü ben hikayelerle, arada kalmış ağ çocukları, işte dramatik şeyler, onlarla anlatmaya çalıştım. Yani Garıp'ta yaptığım da oydu. Yani o dönem 17 hikayeyi anlatmaya çalıştım. Aslında Feriz Bey, kitabına geleceğim oradan. En başta yapılması gerekeni en sona bıraktım. Nedeni de şuydu. Önce günceli bir ortaya koyayım. Ondan sonra Feriz Bey'e geçelim. Bir anda Barak Ovası'nda yaşayan insanlar var. Bunlar kendine Barak diyor. Bunlar nereden geldi? Feriz Bey'in ortaya çıkış şeyi de oydu. Okuduklarım, duyduklarım, araştırdıklarım çerçevesinde yine hikayeleştirdim. İşte kitap şeyle başlar. Feriz Bey Aşiret'in 12 büyük adamını toplar. Ya der, biz bu acemelerde artık duramayız, bizim gitmemiz lazım. Kitap oradan başlar mesela, Horasan'dan başlar. Ta ki Sultan bir doğumu gerçekleştirdiği ana kadar da, işte 1940'lara kadar da getirmeye çalıştım 5 öyküyle. Bu şekilde bir ortaya koymaya çalıştım bizim barakların Türkiye hikayesini.